Allah Celle Celaluhu ezeli ve ebedi kitabında huvellezî ersele rasûlehu bilhuda ve dînil hakki liyuzhirehu aleddîni kullih ve kefâ billâhi şehîde buyurarak ümmeti Muhammed'in, Muhammedi neslin mutlaka zafere ulaşacağını bizlere müjdeliyor. Bizlere Resul olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın risaletini yeter ki sahiplenelim, yeter ki ümmet olma bilinciyle bir hayat sürdürelim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَاتِ Korku ile, mal mülkün telef olması ile, canların heder edilmesi ile imtihana çekilen bugünkü Gazeliler, belki yarın bizler sabredecek, direniş gösterecek, dayanacak ve batılın, zulmün, küfrün yeryüzünde silinmesi için gayret içerisinde olacağız. Şu Gazze'de yaşayan mümin kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve onlarla her daim, her nefes alışımızda onlarla birlikte olduğumuzu bizlere unutturmasın ve elimizde gelen bütün gayretleri sarf eden muvahhidlerden, mücahitlerden eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. 365 gündür süre gelen zulüm birinci yılını doldurdu. 7 Ekim 2023'te Filistin topraklarında başlayan zulüm ve katliam bugün hala aynı acımasızlıkla devam etmektedir. Binlerce çocuk, kadın, yaşlı ve genç katil İsrail'in ölüm saçan bombaları altında can verdi ve ne yazık ki vermeye de devam ediyor. Ancak uluslararası toplumun topyekün ayak kalkması, bu zulmün son bulması ve ivedilikle yeni bir dönemin başlangıcının ilan edilmesi gerekmektedir. Batılı ülkelerin yalnızca kınayarak değil, hakiki ve samimi desteğini göstererek bu zulmün bitmesine katkı göstermesi elzemdir. Tüm dünyada, evlerde, okullarda, iş yerlerinde, sokaklarda ve meydanlarda Filistin'e daha gür bir ses olmak için yeni bir direnişin meşalesi yakılmalıdır. Bir yıldır aralıksız süren soykırıma karşı uluslararası sessizlik, İsrail'in insaniyetten uzak katliamlarını meşrulaştırmaktadır. Katil İsrail'in Filistin topraklarında yıllardır sürdürdüğü işgal ve zulüm son bir yılda dehşet ve vahşetini artırarak devam etmektedir. Kudüs'te, Gazze şeridinde ve Batı Şeria'da masum insanlarını kanını akıtmaktan çekinmeyen bu Siyonist ruh insanlık onurunu ayaklar altına almaktadır. Hiçbir ahlaki değeri olmayan ve devlet eliyle katliamlarını gerçekleştiren İsrail, çocuk, kadın, yaşlı demeden saldırılarını gün be gün arttırmaktadır. Gazze'den dünyaya yayılan çığlıklara sessiz cevaplar veren birçok ülke yaşanan bu vahşetin ortağı olduğunu adeta ilan etmektedir. Medeniyet maskesi takmış batılı ülkeler insan hakları iddiasında bulunurken bu katliamları görmezden gelmekte. İsrail'i doğrudan ya da dolaylı yoldan korumaktadır. Filistin, dünyanın dört bir yanında inkılanan direnişin sembolü haline gelmiştir. Direnişten dirilişe bir yankı dünyaya yayılmalıdır. Filistin'in acısı yalnızca Filistin acısı olarak görülmemelidir. Titreyen her yürek, haykıran her ses Filistinli kardeşlerimizi yüreklendirmelidir. Bugün Filistinli kardeşlerimiz için bir milat olsun. Hep birlikte Mescid-i Aksa'nın avlusunda ümmet birliğini tadalım. İslam'ın sancağı altında toplanalım. Filistinli kardeşlerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmeliyiz. Katil İsrail'e karşı en güçlü silahımız ekonomik yaptırımlardır. Bu yüzden elimizdeki silahı doğru kullanmalı ve boykot ürün ve hizmetlerini tercih etmemeliyiz. Bizler biliyoruz ki alternatifler oldukça az. Bu sebeple boykot edilen tüm ürün ve hizmetleri kendimiz üretebilecek noktaya gelmeliyiz.
Çünkü onların dayandığı tek şey sömürü ve düzenbazlıktır. Allah'ın Resulü'nün zamanındaki gibi hakkın yanında batılın karşısında duralım. Bu güçler sadece onlara verdiklerimiz kadar güçlüdür. Bizler onları kendi silahlarıyla vuracak ve onların zulmüne geçit vermeyeceğiz. Bu ses dünyayı saran zulmün üzerine adaletin tokmağı gibi inecek. Bütün dünya Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyana kadar bizler bu davayı haykırmaya devam edeceğiz. 7 Ekim son değil, aksine yeni bir dünyanın başlangıcıdır. Kardeşim, unutma ki yürüdüğün her adımda ayağına Kudüs'ün gücü gelir. Zafer yakındır. Zafer inananlarındır. Bizler bir ölüp bin dirileceğiz. Bombalar susacak, feryatlar dinecek ve nehirden denize özgür Filistin olacak. Üzülme, davanın sahibi haktır. Hakka olan davada zafer muhakkaktır. Üstad Bediüzzaman'ın dediği gibi, zalimler için yaşasın cehennem.